Buyurun Şeyh Rüstem Efendi. Kadı Gıyasettin Efendi benden el almıştır. Kendisi Hazreti Ömer adaleti üzerine yaşar. Kendisine güvenim tamdır. Diğer taraftan Esat Paşa'nın söylediklerinde haklılık payı vardır. Görülmektedir ki Müşir Ali'nin akli muhakemesi tam olarak yerinde değildir. İsabet buyurdunuz. Bu sebeple vereceği ifadeler tam olarak geçerli olmayacaktır. Diğer bir mesele de Gıyasettin Efendi'nin tesis ettiği hüküm kendisiyle alakalıdır. Gıyasettin Efendi, Müşir Mustafa'nın, Müşir Ali'nin ölümüne sebebiyet vermekten değil, aynı zamanda başka ölümlere sebebiyet vermekten, rüşvet almaktan ve bu suçları örtbas etmek için tertip kurmaktan idam cezasıyla cezalandırmıştır. Ama tezgah iyi kurulmuş. Belli. Kanaat getir. Namussuz! Gözlerimle gördüm Kadı Efendi. Ali'yi öldüren Mustafa'dır. Dar ağacında. Allah şahidim. Asılarak idam edilmek. Öyle değil mi Kadı Efendi? Doğrudur Şeyhülislam Efendi Hazretleri. Adalet. Devleti âlinin en mühim prensibi herkese ve her şekilde adaletli davranmaktır. Bu vaka çok karmaşık ve şüpheli bir durum içermektedir. Lakin şüphe kendi özünde karanlıktan aydınlığa koşmak için faydalıdır. Cevap bulması gereken pek çok soru var Kadı Efendi. Kadı Efendi, Mustafa hakkında verdiğiniz hüküm geçerliliğini sürdürmektedir. Ama velakin bu hususta birçok şüphemiz olduğu kayda geçirilmiştir. Mustafa'ya verdiğimiz mühlet ilerlemektedir. Öte yandan Müşir Ali zaptiyedeki görevine geri dönebilir. Ama akli melekeleri yerine gelene kadar açığa alınmıştır. Ferman padişahımızındır. Kadı Efendi, bu meseleyi ivedilikle çözeceğinize hiç şüphem yok. Eksik olmayın sultanım. Esat Paşa, yaverin Rıza ve Ali yüzleşecekler. Emredersiniz sultanım. Hem de hemen paşa.